Mehmet Parlas, iktidara karşı olmak terörü desteklemeye gerekçe olabilir mi? Şu anda Türkiye'nin bütünlüğünün, güvenliğinin, istikrarının yanında olmakla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya AK Parti iktidarının yanında olmayı karıştıranlar var. Eğer ülkeniz içeriden ve dışarıdan tezgahlanan komploların hedefi ise ve eli silahlı çeteler Güneydoğu kentlerinde yaşayanlara hayatı zindan ediyorsa, ben bu iktidara karşıyım gerekçesiyle terörizmi meşru görmek kabul edilebilir mi? Bunlar terörü siyasal ve sosyal yaşama egemen kılmak için her çeşit melunluğu tezgahlarken devleti suçlamak hangi akla ve mantığa sığar? Acı gerçekler. Ya da Amerikan Derin Devleti'nin ürettiği bir örgüt dini cemaat kisvesi altında Türkiye'de adliyeyi polise ele geçirip darbe yapmak için harekete geçtiyse bunları izlemekle yetinmek mümkün müdür? Bu örgütün tezgahladığı komplolarla çok yakın geçmişte nice suçsuz insan tutuklandıysa bugün bu örgüt adına konuşan ve yazanların özgürlük ve adalet istiyoruz içerikli söylemleri bir anlam taşır mı? Eleştiri bir haktır. Yurtseverlik elbette bir iktidarı veya bir kişiyi sevmek anlamına gelmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı veya AK Parti iktidarını özgürce eleştirmek, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin topluma tanıdığı en doğal haktır. Eleştiri hakkını Hakaret etmekle karıştırmadığımız takdirde kimse sizi suçlayamaz. Ama bu eleştiri hakkını gerçekten eleştirilmesi gerekenlere de yöneltmediğiniz takdirde sizin söylemleriniz toplumun çok büyük kesiminde hainlik olarak görülür. Kentte yaşayanlara hizmet etmek için seçilenlerin görev aldığı belediyelerin teröre yataklık etmelerini sadece izler ve daha ötesi alkışlarken sizin iktidara yönelik eleştirilerinizin bir değeri olabilir mi? Bilinen sabotörler, Cumhuriyet'in ilk döneminde yok sayılan Kürt realitesinin kabul edilmesi ve bu realitenin siyasal ve sosyal gereksinimlerinin gerçekleştirilmesi için başlatılan çözüm sürecini sabote edenlerin kimler olduğunu bilmiyor muyuz? Sadece Erdoğan takıntısıyla, Kandil'e koşup Öcalan Kürtleri satıyor diyenlerin kimler olduklarını unuttuk mu? Her şeyi bilemeyiz. Hiç merak etmediniz mi? Amerika'ya söz verildiği halde 1 Mart'ta tezkerenin reddedilmesinin intikamı, acaba Ergenekon ve Balyoz davalarıyla mı alındı? Gerçi biz 40 kişiyiz ve birbirimizi çok iyi biliriz ama bazılarımızın ne oyunlar çevirdiklerini ve bu oyunların arkasında ne hesapların ve kimlerin bulunabileceğini bilemeyebiliriz de. Mehmet Barlas, Sabah